Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimiz sıralı, sade yazmalara çok yakışan zarif bir model. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Hemen zürafadan sonra ilk sıradaki ipimi iğneme aldım ve buradan devam ediyoruz. Dağımı tamamladıktan sonra bu ara kısmını oluşturacağız. Arasında iki tane zürafa bırakacağız. Hemen iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafayla başlayacağız. Hemen buraya 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine aynı işlemi devam ediyorum. 2 tane zürafa bırakıyorum. 3. zürafaya batarak buraya yuvamı atıyorum. Ve tekrar buraya 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Birinci sıra bu şekilde devam ediyor. Şimdi ikinci sıradaki ipimi aldım. İğneme bu aradaki atmış olduğumuz yuvaya batarak ortasına bir düğüm atıyorum. Ortasına doğru. Üzerine 3 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde buraya düğümümü attım ve buraya pırpır yapıyorum. Bir, iki, üç. Buraya 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen bir sonraki dağımın ilk zürafasına batıyorum. 5 tane zürafa ile başlamıştık. Bu sırada 4 tane zürafamız kalacak. Sırasıyla her birine batarak zürafa yapıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayacağım. Şimdi üçüncü sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen kaldığım yerden ipimi iğneme aldım. Pırpırımın hemen ilkine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Sondaki pırpırıma batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum.
Kıpırlarımı çok fazla büyük yapmıyorum. Bu büyüklükte bir iki üç toplamda 7 tane pırpırımız olacak. Diğerlerini de hemen yapacağım. 7 tane pırpırımı yaptım. Hemen pırpırımın içine batarak buraya düğüm attım arkadaşlar. Şimdi hemen dağımın ilk zürafasına batarak buradan aşağıya indim. Hemen buraya zürafalarımı yapıyorum. Bu sırada 3 tane zürafamız kalıyor. Hemen ilk pırpırıma batıyorum. Yine buraya yuvamı oluşturarak pırpırlarımı yapıp bu sırayı da tamamlayacağım. Şimdi bir sonraki sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen kaldığım yerden iğneme ipimi aldım. Baştaki pırpırıma batarak bu aradaki ipimi ayarladım. Buraya düğümümü attım ve her bir pırpırıma batıp üzerine zürafa yapıyorum. Yedi tane pırpırımız var. Üzerine altı tane zürafa yapıyoruz. Sondaki pırpırıma battım. Bu şekilde üzerine zürafamı yapmış oldum. Şimdi hemen dağımın ilk zürafasına batıyorum. Buradan aşağıya indim hemen. Ve zürafa yapmaya devam ediyorum. Bu sırada iki tane zürafamız kalacak. Hemen bir sonrakine geçiyorum. İlk pırpıra batarak buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde bu sırayı da yapıp tamamlayacağım. Şimdi bir sonraki sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen bir sıra üzerine zürafa yaptık. Şimdi üzerine bir sıra daha zürafa yapacağız. Baştaki zürafayı hemen batarak buraya düğümümü atıyorum. Üzerine tekrar zürafa yapıyorum. Bu sırada zürafa sayımız 5 tane olacak. Evet. Zürafamı tamamladıktan sonra hemen dağımın ilk zürafasına batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu sırada bir tane zürafamız kalıyor. Hemen bir sonraki zürafamın ilkine batıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen baştaki zürafama batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar
Buradan aşağıya iniyorum. Birazcık küçülteceğim. Bu şekilde. Hemen bir sonraki zürafama batarak bir geçiş yapıyorum. Buraya da yine sinek kanadı yapıyorum. Üzerinde 5 tane zürafamız var. Her bir zürafanın içine bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Toplamda 5 tane olacak sinek kanadımız. Hemen bir sonrakine battım. Sonrakine hemen battım. Dört oldu. Sonuncusunu yapıyorum. Evet, sonuncusunu da yaparak tamamladım. Üzerine 5 tane sinek kanadı yapmış oldum. Şimdi dağımın tepesindeki zürafaya batarak buradan hemen aşağıya indim. Hemen bir sonrakine geçiyorum. İlk zürafaya batıp bu şekilde yine buraya da sinek kanatlarımı yapıp tamamlayacağım. Son sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.